Bir süpürgele git o yanına. Hadi cadılık da çok güzel bir şey. Ay neyse, dediğim gibi hanımlar, ev hanımıysanız evinizde oturup yemek yapacaksınız kocanıza. Vallahi kusura bakmayın, evin işini yapan, yemeğini yapan, temizliğini yapan da bir erkek olacaksa o zaman evdeki dengeler bozulur. Ben size söyleyeyim, kadınsınız, bir de bazıları böyle yapar. Ay ben iki yumurta bile kıramam, çok büyük marifetmiş. Hürriyet yani. Kelebek haberimi yapmış. Bu da güzel yapmış. Bir marifet değil bu arada. Hizmetkar olmak için evlenmiyorum diye. Kim bu? Esra. Esra'nın mezarlığı. Ben yemek yapamam diyor. Kadın aynı yatakta da uyuyamıyorum diyor. Seni yani seviyorum. Tamam doğru bir şey ama bir şey de sen de böyle yapıyorsun o zaman ben niye seninle evleneyim? İşte evlenmiyor mu o da o yüzden zaten. Esra Sönmezer geçen gün kız dobra dobra söylemiş. Haberler.com YouTube kanalında yayınlanan haber bahane programına konuk oldu. Oyuncu askeri ücretli birine evlenir misin? Onu askeri ücretle kabul ettiysen evde yemeği kendi yapar. Her şeyin bir bedeli var. Küçükken el bebek, gül bebek büyütüldüğüm için yemek yapmayı bilmiyorum. Evde de kendime yemek yapamıyorum. Fırınım ilk aldığım günkü gibi duruyor. Evlilik düşünmüyorum ama ileride evlenirsem asla bir erkeğe hizmet eden, önüne yemek koyan biri asla olamam. Hizmetkar olmak için evlenmiyorum demiş. Evet. Asla ideal olmayan bir gelin modeli. Kayınvalideler asla böyle. De çok güzel bir karı. Böyle bir gelin. Ya ben seyahat ettim. Bak güzel. Ben de çok ama ben söylüyorum arkadaşlar. Esra tam biliyor dünyamızda %90'ını almaya gerek yok. Bak ama dobra bir kadındır. Bir şey bak Esra dobradır ama. Miss Turkey olduktan sonra bak bir şey söyleyeceğim. Yok olsun. Seyahat. %90'ını erkek de kadın da ama bu her parayı basatın al. Hayır bu camia olarak söyleme. Ne şu anda kadar erkeğin her yerde Doros var. Pikos da varsa kadının da Doros Pikos'u var. %90'da bir tamam, ama sanat camiası demeyelim. Çünkü genelinde şu anda maalesef dediğin gibi yeni yüzyılda aç böyle insanlar bunu. Çok. Bunu sanat çok. Camiası diye bak lütfen karıştırmayalım. Sanat dışarıda, halk da çok fena bir durumda ben sana söyleyeyim. Ya aç üçüncü sayfayı bak gerçekten ya, öden. Arkadaşlar çok bak. Basit bir şey sanatçılar soruyorum. Eskiden la maşallah bilmem ne derdik Ruslara 20 sene önce. Ya üniversite mezunu kızlar geliyor. Oyna taşa na taşa neden? İndirdi onu ya taşa. Evet. Bunu derdik. Şimdi herkes oyna taşa na taşa ne namuslu karıymışım maşallah diyorlar. Sonra da bizim kızlar zaten bol bol her yer Dubai'de. İşte o Dubai'ye geleceğim. Evet bak Dubai'ye geleceğim. Son dönemde siz şu kadınlara dikkat ettiniz mi? Kadınların fizik ölçüleri de değişti. İncecik bir bel. Onu Arap kadınları yaptı canım. Bir dakika, bir dakika. Ben Dubai'ye gidiyorum. Göğüsler, göğüsler füze gibi popo kalkık ve yanlara basan eklenmiş bir şekilde. Yani Türkiye'de şu an ciddi oranda bu tarz fizikli kadınlar var. Yani bütün vücutlarını yaptırıyorlar. Sen para kazanamazsın Dubai'de. Ben kazanamam. Ben evet. 53 kiloyum. Sana bir sayıfım diyeyim. Sayıfsın. Kuru görürsün ya. Beraber gidersek. Bir hemen kalk gidelim diyorsun. Hakan sen Nurcan. Üçünüzü. Playboy olarak göreceksiniz. Tabii. Bir memeli, asimetrik memeli. Kuru bir göz. Sizi Playboy adamlar olarak. Nurcan sen Hakan. Oo. Bir numarayı sen alırsın ama. İkinci Tayyar abi. Nurcan kimseyi bırakmaz. Durcan böyle de yapar. Ya bir şey içinde manit olduysa parayı siz alın. Önemli değil. Şey, Esra'lı bir de şeyini biliyor muydunuz? Ben ilk defa öğrendim. Miss Turkey oluyor birinci. Ondan sonra bunu kainata gönderiyorlar. Kainatta dördüncü olunca tacı yere fırlatıp gidiyor. Kim? tabii yapmıştı. Tacını yere atmış dördüncü olunca. Nerede? Kainat güzel karışmasında. Ya bak bir şey söyleyeceğim Seyhan. Ama o kainat güzel karışmasında o deli yalnız. Ha böyle delilik var. Öğrekinde değil. Peki sabah çok özür diliyorum. Burada bir stork oluyor zaten. Sabah Serengil'e lütfen söyler misin rica ediyorum. EYT ile ilgili açıklama yaparken ne olur arkadaşına söyle. Bak bu konular onu aşar. Yani o magazin yorumunda iyidir. Bence onu yapsın. Sabah EYT için bağlanan adamı sorularıyla ve manasızca yani başka bir Muz Cumhuriyeti'nde yaşıyor gibi konu hiç alakan yok. Bari soru sorma. Ya resmen SGK uzmanını çıldırttı yani. Ne dedi? Örnek ben ne dedi? Benim babam beni 5 yaşında SGK'lı yaptı. Evet. Olabilir normal. Arkadaşlar 5 yaşında SGK'lı yapılsa dahi o sizin SGK'nızda geçerli olmuyor. 18 yaş sonrası geçerlidir. Ondan sonrası çıraklık ve stajyerlik sayılır. Ayrıca da hayır. Filmini çocuk söylediği oyuncu. Sırada hayır, oyuncu bak, olarak hayır. Anlatmış ben hayır sana. Doğru. Şey doğru. Mesele o bir değil ama. Bir sakin ol. Bu... Mesele değil ama karıya yerleştirdin. Ben de çıkarayım yerleştirmişken. Tamam. Karıya yerleştirdin. Ben de çıkarayım bari.